Kıymetli dostlar merhaba. Bugün size Güllük Başı'ndan bahsedeceğim. Şems-i Tebrizi Camii'nin yanı başında 19 Mayıs İlkokulu'nun, daha doğrusu şimdi eskiden 19 Mayıs'tı, şimdi bir İmam Hatip Ortaokulu vardı da, onun da içerisinde bulunduğu bahçe eskiden Gül Bahçesi'ymiş. Ve burası Güllük Başı diye anılırmış. Selçuklu döneminde burada Şems Bahçesi denilen gülleriyle meşhur mamur bir bahçe varmış. Mevlana'nın evi Molla-i Atik Medresesi de bahçenin hemen kuzeybatısında, sizin görmediğiniz hemen arkamızda bulunuyor. Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim de meşhur tatlı su çeşmesini bu mamurenin güneydoğu köşesine yaptırmış. Bahçenin Mevlana dergahına yahut da Şems zaviyesine bağlı bir bahçe olduğu tahmin ediliyor. Burası 19. yüzyıl başlarında Mesnevi Hanzade Abdülhay Efendi'nin oğlu Mustafa Efendi tarafından yeniden yaptırılarak Şems zaviyesine vakfedilmiş, idaresi de Mevlana dergahı post nişinlerine bırakılmış. Yaklaşık 5000 metrekarelik bir alanı kapsayan şehir merkezindeki bu genişliğiyle oldukça dikkat çeken bu bahçe arsasına sonradan 19 Mayıs İlköğretim Okulu ve sonradan da Yamatepe çevrilen bu okul yaptırılmış. Evet, bahçeyi ve okulları görebiliyorsunuz. İlginç olan, Güllük Başı olarak nam salmış bu yer bir dönem çok bakımsız kalmış. Bakımsız kalınca buraya Küllük Başı denmiş. Yani Güllük Başı adının Küllük Başı olarak çevrilmiş. Daha sonra tekrar Mevleviler, bu arsa Mevlevilerin arsasıymış zaten. Daha sonra Mevleviler tekrar buraya bakıp burayı mamur edince yeniden Güllük Başı denmeye başlamış. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.